Çok değerli Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Örgütü'nün 37. Olağan Kongresi'nde il başkanlığına aday açıklamamı yapmak üzere sizlerin huzurundayım. Toplantımıza başlamadan önce Elazığ'da meydana gelen ve bu ülkeyi yasa boğan, depremde hayatını kaybeden insanlarımızı, yurttaşlarımızı, kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Irkını, değerli basın mensupları, saygıdeğer hemşerilerim ve değerli partililer. 9 Şubat'ta yapılacak il kongresinde il başkanlığına aday olduk. Bir mevki ve makama aday olduğunuz zaman size sorarlar, niçin aday oldunuz diye. İşte 2-3 gün önce yaşadığımız derin acıdan mütevellit İl başkan adayı oldum. Naci Görür Hoca'nın birkaç günden beri televizyonlarda aktardığı bir olay var. Kahramanmaraş ile ilgili, Doğu Anadolu fay hattıyla ilgili. Kahramanmaraş için bir taşı bir taşın üzerine koymaya çalışıyoruz. O anlamda 7 yıl önce uyarmıştım Maraş'taki yetkilileri. Bakın demiştim, periyodunu çok geçen ve gerçek anlamda bir enerji birikimi olan bir Doğu Anadolu fay hattı var. O yüzden gelin kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeden bu memleketteki binaların dayanıklı binalara dönüştürülmesiyle ilgili adımlarınızı atın demiştim. Ve billboardlara ilan astılar. Ne dediler? Tekke'de kentsel dönüşüm başlayacak. 5 yıldan beri kentsel dönüşümü yapmayan belediye Tekke ile ilgili de şu ana kadar bir adım atmış değil. İşte bu noktada ben il başkanlığına aday oldum. Belediyeciliğin kitabını yazdım diye gelip Büyükşehir Belediye Başkanı olan, önümüze kitap diye koyduklarını açtığımız zaman içinde hiçbir şey yazmayan boş bir defter bulduğumuz ve bir yıl üzerinden geçmesine rağmen yerel seçimlerin hala Maraş'a çivi çakılmayan bir belediyesinin mevcudiyetinden dolayı ben il başkanı adayı oldum. Kendi verdikleri önerge Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiği zaman sevinen milletvekilleri için ben il başkanı adayı oldum. Ben üvey bırakılan Andır'ın için il başkanı adayı oldum. Ben Göksu'nun Fındık ilçesinde, Fındık beldesinde 1000 dönüm araziyi bir milletvekilinin kayınbiraderine tahsis edenlerin karşısında dimdik durmak için il başkanı adayı oldum. Ben Aksu nehrini kirletenlerin ve bundan rant elde edenlerin karşısında bu memleketin havasını, suyunu, toprağını ve insanını zehirleyemezsiniz demek için il başkanı adayı oldum arkadaşlar. Elbistan'ın bitmeyen yolu için, Nurha gelmeyen yatırım için, Pazarcık'ın bir türlü gelişmesine katkı sunmayan beceriksiz yöneticilerin karşısında hakkımızı aramak için ben il başkanı adayı oldum arkadaşlar. Ben merkezde Kahramanmaraş'ın adına, kahramanlık ünvanına yakışır bir şehirde bir kent oluşabilmesi için il başkanı adayı oldum. Bakın 100. yıl etkinlikleri yapılıyor. 100. yıl etkinlikleri ile ilgili hiçbir ulusal medyada Kahramanmaraş ile ilgili bir tek satır haber çıkmıyor. Yine geçen bu 100. yılla ilgili basın mensuplarından arkadaşlarla sohbet ederken işte ne yapılabilir diye sorduklarında İlber Hoca'ya atıfta bulunmuştum. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız İlber Hoca gibi bir tarihçiyi Maraş'a getirin de en azından halkla buluşturun demiştim. Dün gördüm billboardlarda, herhalde İlber Hoca geliyor imiş. İşte güzel kentimiz Kahramanmaraş'ın hak ettiği değeri bulabilmesi için il başkanı adayı oldum. Peki il başkanı adayı olduğumuzda ne yapacağız? Yapacağımız ilk şey arkadaşlar, Kahramanmaraş'ımızı Türkiye'de daha fazla tanıtmak olacak bizim il başkanlığımız döneminde. Kahramanmaraş'ımızı tanıtacağız. Bizim Maraş olarak en büyük eksikliğimiz tanıtım arkadaşlar. Bunu yapmamız gerekiyor. Belediye başkanlarımızdan Kahramanmaraş için destek isteyeceğiz. Gerek diğer illerde, gerekse yurt dışında yaşayan Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle bir araya gelip Kahramanmaraş'a daha fazla yatırım yapmalarını isteyeceğiz. Kahramanmaraş'ta daha fazla istihdam sağlamalarını isteyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ya bütün bunlar iktidarın işi. Yapmayan bir iktidar var arkadaşlar. Hizmet getirmeyen bir iktidar var. Bunları beceremeyen bir iktidar var. İşte muhalefet partisinin il başkan adayı olarak benim projelerimden birkaç tanesi bunlar. Ben eğer il başkanı seçilirsem bunları mutlak suretle yapacağım. Seçildikten sonra bu memlekete hizmet etmeyen bürokratların, bu memlekete hizmet etmeyen belediye başkanlarının, milletvekillerinin 24 saat takipçisi olacağım arkadaşlar. Bunu yapar mıyım? Bunu en iyi sizler biliyorsunuz, bunu yaparım. Eğer bu memlekete hizmet etmeyen, hizmet etmeyerek ihanet eden birileri de olursa emin olun yakasına yapışır. Bunun hesabını halkın adına sorarım. Kahramanmaraş Türkoğlu yolunu
Beşinci kez kazıp, beşinci kez sıcak asfalt dökenlerden bunun hesabını sormamız lazım arkadaşlar. Çağlayan Cerit'in yolunu yapmayanlardan bunun hesabını sormamız lazım. Heyelan olup göçen kısmını bariyerle kapatıp 5 yıldan beri o yolu hizmete kapatanlardan bunun hesabını sormamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bunu sayın milletvekilimizle birlikte el ele, yürek yüreğe o mecliste biz de yerelde bunların takipçisi olacağız. Bu sorunların çözümüyle ilgili mutlak suretle 24 saat görevimizin başında olacağız. İl başkanı ve il yöneticileri hepsi benim için çok değerli dostlar ve arkadaşlar. Ama bir bayrak yarışı olarak düşünün. Biz nasip olursa 9 Şubat'ta o bayrağı devralacağız. Bir müddet o bayrağı taşıdıktan sonra bizden sonra gelecek olan genç arkadaşlarımıza o bayrağı teslim edeceğiz. O yüzden bu hizmet yarışında bu yarışa çıkan Sayın Esat Şengül'e ve Kibar Özdemir'e de başarılar diliyorum. Onlar da bu partinin değerli üyeleri, değerli. Onlara da ben sonsuz başarılar diliyorum. Geçmişten gelen 26 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan hizmetim ve tecrübelerimle, gençliğimle, enerjimle bu işi daha iyi yapabileceğimi düşündüğüm için de bu göreve talip oldum. 9 Şubat'ta tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegasyonundan destek istiyorum. Siz sormadan ben söyleyeyim. Herhangi bir adayın lehine çekilmem kesinlikle ama kesinlikle söz konusu değildir. Diğer iki arkadaşım eğer isterlerse Ünal Ateş'in başkanlığında ortak bir yönetim listesi hazırlayabiliriz. Ona her zaman kapım açık. Ama Ünal Ateş inşallah 9 Şubat'ta o kongre salonunda aday olacak. 10 Şubat'ta da Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı olarak görevine başlayacak. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.